Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemekte fayda var. Herkesin bana sorduğu bir soru var. Toparlanırken ben kısa vadede onunla ilgili sorayım. Söyleyeyim ya alım hocam işte emekli sayısı kadar alım yapılacak vesaire gibi. Arkadaşlar ben 2014'te askere gittim. Dediler ki bedelli çıkmayacak o dönem. Fakirin oğlu ölecek de zenginin oğlu yaşayacak mı dediler. Olmaz bedelli askerlik yok dediler. Gerçi şu an full bedelli de neyse Gittim Şafak 28 sayıyorum askerde. Ot diye olmuşum hocam. Ellerim şişmiş. Şafak 28 sayıyorum. Bedelli askerlik açıkladılar. Ondan birkaç sene sonra öğretmen atamıyoruz dediler. Ciddi söyleyeyim atamayacağız dediler. 50 bin mi 70 bin mi yalan olmasın. O civarda ciddi bir alım yaptılar yani o söyleme göre. O yüzden kardeşim. Baktığımızda ee, siz umutsuzluğa düşmek zorunda olan varlıklar değilsiniz sadece. Siz hedefinize kilitlenip çalışacaksınız. Anlaştık? Canınızı hiç sıkmayacaksınız. Dersinizde çalışacaksınız. Vazgeçmeyeceksiniz. Bu çok önemli arkadaşlar. Burası aynen ülke döneme göre gündeme göre bir şeyler değişebilir. Ama e, bu kadar fazla takılıp da olumsuza bu kadar fazla takılıp da olumlu hiçbir şeyi görmezden de gelmeyin. Olumlu bir şey olduğunda biz bu kadar gündem yapmıyoruz. Tamam. Arkadaşlar çalışacaksınız. Vazgeçmeyeceksiniz. İşinizle, öğrenciliğinizle ilgileneceksiniz. Bizler sizleri motive etmek durumundayız. Evet, motive etmeye çalışıyoruz. Sorular çözmek zorundayız ama bu ülkede herkes kendi işini doğru dürüst yapsa bu iş olmayacak, sorun olmayacak. Canınızı sıkmayın. İşinizle, dersinizle ilgilenin. Her alanda bunu yaparsanız gerçekten çok başarılı olursunuz. Tamam? Benim lüle lüle saçlarımla ilgilendiniz. Tamam, bitti. Ama bunu sürekli hale getirip de dersi İkinci plana atacak seviyeye getirseniz olmaz. Tamam. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar, biz ee, şimdi sorular çözeceğiz. Her hafta olduğu gibi ben bugünkü dersim içinde canlı yayına özel sorular getirdim. Sizlere bilgiler vermek suretiyle ne yapacağım arkadaşlar? Küçük küçük, özet özet bilgiler vererek sizlere sorular çözeceğim. Tamam? Öncelikle bunu bilmelisiniz. İkincisi ise arkadaşlar İkincisi ise arkadaşlar bu soruları ben Instagram'da kanalım var. Instagram kanalıma her haftadan sonra canlı yayından sonra atıyorum. Sizler de tekrar çözün diye. Ve ben bugünkü çözdüğüm sorulara benzer olarak benzer olarak hikaye ve birkaç soru atıyorum pekişsin diye. Tamam. Bu bir. Bunun dışında YouTube'a soru çözüm videoları atmaya başlayacağım demiştim. Aham da yarın linkini paylaşacağım inşallah. Yarın YouTube'a soru çözüm videolarımın ilkini atıyorum. En geç cumartesi sabah girmiş olacak yayına. Şahsi YouTube kanalımda olacak. Ee, bir firmanın değil. İsmailer Yılmaz YouTube kanalında vatandaşlıkla ilgili olacak. Ve temel hukuk bilgisiyle ilgili bir 10-15 soru hazırlamıştım. Çözdüm güzelce. Ve yarın itibariyle inşallah çözeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Güzel güzel YouTube'dan da soru çözümlerine girin. Orada yorumlarınızı da yapın. Sizin yönlendirmenize göre her hafta belki 2-3 günde bir soru çözüm videoları atmaya devam edeceğim. Anayasa Mahkemesi Başkanı değişti. Bugün konuşacağım. Kanalıma bilgilendirme için attım. Hikayeye bilgilendirme için attım ve önümüzdeki günler itibariyle çok daha agresif bir kanal olarak göreceksiniz bu kanalı. Bu ne demek? Sürekli olarak bilgi, soru paylaşımı, kanalda bilgi videosu paylaşımı, sürekli olarak bir şeyler göreceksiniz bu kanalda. Siz aktif oldukça, siz takipte kaldıkça güzel şeyler yapmaya devam edeceğim. Allah sizden razı olsun. Şimdi arkadaşlar, gelin bismillah diyelim, sorularımızı çözmeye başlayalım. Aham da ben şöyle yaptım. Şunu biraz daha yakınlaştırayım. Güzel kardeşler. Ben artık şey yapmıyorum. Kendimi e, germiyorum bu mevzu için. Hocam hadi başlayalım. Yok şu mevzu bu mevzu. E, öğrenciler beni bazen gergin buluyorlar bu yüzden. E, ama ben kendi işime odaklanıyorum. Her ne etmese. Tabii ki espri yapıyorum, sohbet de ediyorum ama fazlası olunca da en fazla susmak durumunda kalıyorum. Hocam hadi ders anlat. Hocam şuna cevap ver. Hocam buna cevap ver. Değil de beraber ders işleyelim. Buna geldim. O yüzden yorumlar arasında tartışanlar bile var. Bu yorumlardan birbirini bulup evlenen bile var. Ama biz bu yorumlarda sadece atanmanızı istiyoruz kardeşler. Tabii kimin şeyini nerede bilmiyorum ama Aynen susmak iyi arkadaşlar. Bana bir dönüt verebilir misiniz size zahmet? Görüntüde bir problem var mı arkadaşlar? Ses Instagram'la alakalı bütün canlı yayınlarda değişebiliyor git gel oluyor tamam mı arkadaşlar? Görüntü var değil mi? Bir problem yok görüntüde. Çok net. Hadi bismillah diyelim yayınımıza başlayalım. Fazla da vaktimiz gitmesin kardeşlerim. Haydi bakalım. Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Biz yaklaşık olarak 16-17 haftadır canlı yayın yapıyoruz. Her hafta yaptığımız canlı yayından sonra o haftaya özel hazırladığımız bu materyali siz de ayrıca çözmek ve tekrar etmek istersiniz diye Instagram'da profilimde bulunan kanalıma atıyorum. Ve yine bu haftada yapacağım üzere burada çözdüğüm soruların benzerlerini hikayemde atıyorum bir quiz olsun diye. Güzel kardeşler YouTube'la ilgili söz vermiştim. YouTube'da yarın şahsi kanalımda ilk soru çözüm videomu da yayınlıyorum. Bismillah dedim çektim ve bundan sonra sürekli hale getireceğim. Artık bilgilendirmeleri de yaptığıma göre tekrar tekrar milletvekili seçilme şartları arasında hangisi bulunmaz? Anayasamızda milletvekili seçilme yeterliliği diye bir şey var. Milletvekili seçilme koşulları ya da şartları da diyebiliriz buna. Bir sözlü olarak sizlere milletvekili seçilme şartlarını anlatmak isterim. 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2- kısıtlı olmamak. 3. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak. 4. 18 yaşın doldurulması. 5. Askerlikle ilişiği olmamak. 6. Kasıtlı suçlardan toplam bir yıl ve üstü hapis cezası almamış olmak. 7. Yüz kızartıcı suç, devlet sırlarını açığa vurma ve terörden hüküm giymemiş olmak. Baktığımda Türk vatandaşı ol dedim bir maddede ve çifte vatandaş olmak burada bir engel değil. Vatandaşlıklarının bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'ne aitse işlem tamam. Bununla birlikte artık askerliği tamamlamış olma şartı diye bir şart yok vekillikte. Askerlikte ilişiği olmamak var. Bu da askerlikte ilişiği olmamak da askerliği tamamlamış olmak demek değildir. Aynı anda askerlik yapıyorken aynı anda vekillik de yapamıyorsun demektir. Yani güzel sevgili kardeşim, sevgili memur adayı ikisinin de aynı anda olamıyorsun demektir. Hmm ben askerliğimi tecil eder yani ertelersem askerlik sıfatıyla bir ilişkim kalmaz ve dolayısıyla milletvekili olabilirim. O zaman artık milletvekili olma şartlar arasında askerlikle ilişiği olmamak var. Askerliği tamamlamış olmak şart değil unutma askerliğini yapmamış ama ertelemiş bir kimse de artık milletvekili olabilir. Döndüm ve kasıtlı suçlardan toplam bir yıl ve üstü hapis cezası alma dedim sana. Demek ki taksirli yani neticesini istemeden gerçekleştirdiğim suçlarda bir engel yok. Ve son radde geldiğimde güzel memur adayı sana ne dedim? Yüz kızartıcı suç, devlet sırlarını açığa vurma ve terör. Bu suçlardan dolayı da bir kere hüküm giy, affa uğrasan dahi vekil seçilemiyorsun. Hangisi vekil olma şartlarından değildir? 18 yaşı doldurmak var. Askerlik değil işi olmamak var. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyme. Tabii ki. Afurasan dahi için kısıtlı olmamak var ama çifte vatandaş olmamak diye bir şey yok. Türk vatandaşlığı olsun benim için yeterli güzel arkadaşım tamam. Peki geldim bir soru daha Ülkemizde seçim seçimlerin genel yönetimi düzeni ve dürüstlüğünden hangisi sorumludur? Bir kere bu soru Yüksek Seçim Kurulu cevabını verecek ama Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. 1982 Anayasasında yasama bölümünde düzenlenmiş bir kuruldur Yüksek Seçim Kurulu. Ve Yüksek Seçim Kurulu kurul olsa da kararları kesin olan bir örgüttür. Kesin kararları yani kararları aleyhine bir yargı yoluna başvuramıyoruz sevgili memur adaylar. Bununla birlikte Yüksek Seçim Kurulu ilk kez 1950'de kurulsa da anayasaya girişi 61 anayasası ile olmuş. Seçimlerin genel yönetimi düzeni ve dürüstlüğünden sorumlu. Seçim tutanaklarını kabul eder. Zira ÖSYM bunu sordu. Ülkemizde seçim tutanaklarını kabul etme görevi kime aittir dedi. Yüksek Seçim Kurulu hatta seçimlere ilişkin şikayet ve itirazlarını yine YSK karara bağlıyor. Ülkemizde hangi seçimlerde sen yani halk sandık başına gider oy verirse o seçimlerin genel yönetimi düzeni ve dürüstlüğünden YSK sorumludur. Örneğin 5 yılda bir cumhurbaşkanı seçimi, 5 yılda bir milletvekili seçimi, 5 yılda bir ee, yerel seçimler bakın bu sene Mart'ta gideceğiz. Bununla birlikte anayasa değişikliğine dair re referandumda bile kim oy kullanıyor? Halk yani biz. Dolayısıyla bu seçimlerin genel yönetimi düzenini sağlar. Şikayet ve itirazlarını kesin karara bağlar. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesi var. 7 asıl 4 yedek ve 7 asıl 4 yedek toplam 11 üyesi var. Üyelerini de Yargıtay ve Danıştay seçiyor. Seni burada bunaltmak istemiyorum çok fazla ama üyelerini Yargıtay ve Danıştay seçiyor. Yani İsmail ne demek istiyorsun? Baktığımızda 6 üyeyi Yargıtay, 5 üyeyi de Danıştay seçiyor. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'na kim üye seçer seçmez sorusunu sorduğumuzda Cumhurbaşkanı'nın meclisi zibil gibi işaretleyen olur. Ama Yargıtay ve Danıştay seçiyor üyelerini bil. Ne Cumhurbaşkanı ne Meclis üye seçmiyor. Ha kararları kesin olan bir kurul. Ha seçimlerin tutanaklarını kabul eder. Unutma ÖSM'de bir soru sordu. Milletvekilliğinde seçim tutanaklarını kabul etme görevi kime aittir dedi. YSK cevabını verdik. Güzel kardeşim. Baktığımızda Ülkemizde TM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir birlikte yapılır? ÖSYM'nin sorduğu bir soru biliyor musun? Senin yayın evlerinde gördüğün hatta benim kitabımda bile bazen birkaç tane soru soruyorum ama çözümünü detaylı vermeye çalışıyorum. Güzel kardeşim soru var. Ama bu soruyu ÖSYM sordu. 2017 değişikliği sonrasında TM ve Cumhurbaşkanı seçimi 5 yılda bir birlikte yapılıyor. Bir kere bunu bileceğim. Hatta ve hatta mahalli idareler yani yerel idarelerin seçimleri bile 5 yılda bir yapılıyor. 2018'de seçim yapmıştık, 2023'te yeni seçimi yaptık. 2019'da yerel seçim yapmıştık, 2024'te yeniden yerel seçim yapıyoruz. Ve şimdi meclis ve cumhurbaşkanı seçimini konuştuk ve iki genel seçim, genel seçim için konuşuyorum. Ara içinde geçen 5 yıllık dönemin, dilimin, zamanın tamamına biz yasama dönemi diyoruz. Tamam mı? İki genel seçim arasında geçen 5 yılın tamamına yasama dönemi adı veriliyor. Ama bunun her bir yıllık dilimine ise yasama yılı adı veriliyor. Yani yasama dönemi 5 yıl, yasama yılı 1 yıl. Bak yasama yılı, yasama yılı, yasama yılı Yasama yılı yani sana yasama dönemi deyince aklına 5 yıl gelecek yasama yılı denince aklına 1 yıl gelecek bir yasama dönemi 5 yasama yılından oluşuyor haberin olsun. Peki genel seçimler 5 yılda bir yapılıyormuş ve döndüm TM seçimleri savaş sebebiyle kaç yıl geriye bırakılabilir? Bir kere yasama döneminden bahsettim baksana şurada. Yasama döneminden bahsettiğimde şunu bilmelisin ki şu yasama dönemi tamamlanmadan yapılan seçime erken seçim yani seçimlerin yenilenmesi denir. Ama bir de seçimlerin geriye bırakılması vardır. Seçimlerin geriye bırakılması bizde seçimlerin geriye bırakılması hukuk aleminde ertelenmesi demektir. Yani ileri bir tarihe alınması, ötelenmesi demektir. Ve baktığımızda size seçimleri geriye bırakma dendiğinde yani erteleme dendiğinde aklınıza sadece ve sadece şunlar gelecek. Savaş bir yıl. Savaş bir yıl. Savaş bir yıl. Çünkü 1982 Anayasası diyor ki... Savaş sebebiyle TBMM seçimlerinin yapılmasına imkan görülmezse... ...bir yıl geriye bırakılmasına yani ertelenmesine karar verilir diyor. Yani sadece savaş sebebiyle bir yıl. Buna rağmen bana öğrenciler şu soruyu soruyor. Hocam... Ee, İç karışıklık, ayaklanma sebebiyle de ertelenebilir mi? Sadece savaş dememe rağmen bunu soruyorsan bana hala evet deyip erken kayıt avantajlarından yararlanmanı sağlamaya çalışıyorum. Ama sonra yine vicdan yapıyorum. Atan da kurtulak ya. Sen de kurtul, biz de kurtulak. Niye? Çünkü vicdan yapıyoruz da kanka. Sadece savaş sebebiyle bir yıl ertelenir. Öğrenci şu soruyu soruyor sonra bana. Diyor ki hocam bu savaş... Çok kanlı bir savaştı. Çocuklar baba baba diye ağlıyordu. Ne yapacağız İsmail hocam diyorlardı. Hocam anayasa diyor ki erteleme sebebi olan savaş ortadan kalkmamışsa usulüne göre işlem tekrarlanır. Yani savaş bitmedi mi? Bir yıl daha. Bitmedi mi? Bir yıl daha. Bitmedi mi? Bir yıl daha. Bir yıl, bir yıl, bir yıl ama sadece savaş sebebiyle birer yıl. Ve ert, e, iptal edilmiş bir sınav vardı. Seçimlerin, meclis seçimlerinin erteleme yani geriye bırakma kararını kim verir diyordu? Meclisin kendi genel kurulu. Yani Cumhurbaşkanı meclis seçimlerini erkenden yapma kararı verebiliyor ama erteleme yani geriye bırakma kararı veremiyor. O zaman geriye bırakma kararını sadece meclis verebilir, savaş sebebiyle verebilir, bir yıllık ertelemeler yapabilir. Diyeceksin 2017'de soruldu, 2012 ya da 13'te soruldu, defalarca soruldu her soru bankasında var. Peki. Döndüm. Temmü üyeliklerinde boşanma olması halinde yapılan seçimlere ne ad verilir? Seçimlerin temel adını koyalım. Burada güzel arkadaşlarım ara seçim olacak cevabım. Öncelikle cevaba yöneleyim. Ve ee, burada erken seçimle karıştırmamak adına önce ara seçim mevzusu nedir? Hepimiz milletvekiliyiz. Tabii ki sen ve ben de milletvekiliyiz. Sen istifa ettin ben de öldüm. Yalnızca bizim geldiğimiz illerde bizim boşalttığımız koltukları doldurmak için seçim yapılıyor ve diğer vekiller vekilliğine aynen devam ediyorsa bunu ara seçim denir. Yani ara seçimde tüm meclis yenilenmiyor baştan sona. Sadece boşalan bir koltuk varsa onu doldurma hedefi oluyor. Tabii ki bazı koşulları ve özellikleriyle istisnalarını anlatıyoruz. Ama unutmayın ara seçim yalnızca boşalan üyelikler için yapılan seçimdir. Eğer sana erken seçimi soracaksa yasama dönemi tamamlanmadan yapılan seçim nedir der. Ona erken seçim dersin. 600 adamın komplesini erkenden seçiyorsun. Ama burada yalnızca boşalan üyelikler için yapılan seçim derse işte biz buna ara seçim diyeceğiz. O yüzden güzel kardeşim erken seçimi sorduğunda yasama dönemi yani 5 yıl tamamlanmadan yapılan seçimdir. Peki Güzel kardeşim, baktım yukarıdakilerden hangileri yasama dokunulmazlığından yararlanır? Bir kere, yasama dokunulmazlığı kimlere sağlanmış bir muafiyetti? Milletvekillerine. Ama milletvekili olmasa da bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcılarımızın da dokunulmazlığı vardır. Yani bugün anayasaya göre kimler dokunulmazlıktan yararlanır derse Üç diyeceksiniz. Üç kişilik bir ekibimiz var burada. Milletvekili, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısı. Hocam cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanının anayasada tanımlanmış bir dokunulmazlığı yoktur. Öğrenciden gelenler, hocam ben cumhurbaşkanını çok seviyorum yine de dokunulmazlığı vardır işaretleyeceğim. Benim burada yapabileceğim bir şey yok. Erken kayıt fırsatlarından yararlan be kardeş demek istemiyorum. Cumhurbaşkanının dokunulmazlığı yoktur. Kimlerin vardır, kimler yararlanır sorduk. Vekilim var, cumhurbaşkanı yok ama yardımcısının var, bakanım var. O zaman cevabım 1 ve 3 diyeceğim güzel kardeşim. Ve dikkatli ol, al bu notu. Şu üçlünün dokunulmazlığı vardır de ve bu işi tamamen rafa kaldır. İstersen fotoğrafları alman için bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini sona erdirir? Bak sevgili memur adayım. Ben geçtiğimiz hafta milletvekilliğini sona erdirmeyen durumları söyledim. Bir kere milletvekilliğini sona erdirmede bir kere kendiliğinden sona erdiği durumlar var. Yani doğruda. Burada ne gibi durumlar var? Ölüm ya da gayiplik, yasama döneminin sona ermesi, yasama döneminin dolması, Bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilme. Niye? Artık yeni anayasal sistemde bir kişi aynı anda hem yasamada hem de yürütmede görev alamıyor. Cumhurbaşkanımız milletvekiller arasından bir bakan ya da yardımcı seçmişse kendine milletvekili sona eriyor. Vatandaşlıktan çıkarılma gibi durumlar var. YSK kararıyla seçimin iptali gibi durumlar var. Bir de milletvekilliğinin oylamayla sona erdiği durumlar var. Oylamayla sona erdiği durumlar var. Bunlar ne? Milletvekilliğinden istifa. Bakın milletvekilden istifa oylamayla yani meclis kararıyla sona erdiriyor. Öyle kafana göre istifa ettim kendiliğimden sona ersin diye bir şey yok diyor anayasa. Devam ettim. Devamsızlık bir ayda özürsüz izinsiz toplam beş birleşime katılmama. Beş birleşme bir ayda katılmazsa devamsızlık sebebiyle e, sona erdiriliyor. Ve üyelikle bağdaşmayan görevi sürdürmekte ısrar etme. Bu da yine oylamayla sona erdiriyor. Bak en çok öğrencimiz istifanın kendiliğinden sona erdiğini düşünerek hatalara gidiyor. Ama partimden istifa edersen milletvekilliğim sona ermez bağımsız olurum. Meclis başkanı seçildim. Milletvekilliğim sona ermez. Mesela ben burada Ahmet diye bir öğrencimiz var diyelim. Ahmet'i sınıf başkanı seçtim. Aynı zamanda bu sınıfın öğrencisi olma özelliğini kaybetmeye de hayır. Adam Numan Kurtulmuş hala AK Parti üyesi bir milletvekilidir. Aynı zamanda da meclisimizin başkanıdır. Tamam. Dokunulmazlığın kaldırılması. Yani dokunulmazlığın kaldırılması mevzusu ne? Dokunulabilir. Yani tutulabilen, tutuklanabilen, sorgulanabilen, yargılanabilen ama hala milletvekili olan bir şahsiyet oluyorsun. Yine milletvekilliğini sona erdirmiyor. Geçen hafta söyledim. 2010 değişikliğiydi. Artık partisini kapattıran bir kimsenin milletvekilliği düşmüyor. Sadece 5 yıl süreyle bir başka partide kurucu üye ya da denetçi olamıyorsun. Hatırlar mısınız? Belki yeni katılan vardır. 2010'dan önce bir milletvekili yaptığı bir konuşmada ya da faaliyette partisinin kapatılmasına sebep oluyorsa onun da vekilliğini düşürüyorduk önce de. Ama artık bu maddeyi kaldırdık 2010'da anayasadan. Dedik ki artık bir milletvekili beyanıyla, söylemleriyle, eylemleriyle partisinin kapatılmasına sebep olmuşsa milletvekilliği düşmesin. Sadece 5 yıl süreyle başka partiye geçemesin dedik ve partisini kapattıran bir kimsenin de vekilliği düşmüyor. Ama artık bir kişi aynı anda hem yasamada hem de yürütmede görev alamaz. Cumhurbaşkanımız kendi yardımcısı ya da bakanlarını milletvekilleri arasından seçmişse milletvekilliği sona erecek. Unutmuyorsunuz notunuzu da alın. Bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilen kişinin varsa vekilliği sona eriyor. Ve şu ilk ABC'de D milletvekilliğini sona erdirmeyen durumlardır. Asıl buna çalışın. Bu dört durum hep sana seçeneklerde gelecek. O zaman güzel kardeşim az önce söylediğim bir bilgiydi. Bunun da ben çözmüyorum. Geçen hafta çözdüm. Şimdi bilgisini verdim. Sen yorumlara yazacaksın. Bu videoyu madem kayıt edilsin diyorsak Kayıdın altına yaz. Beyan veya eylemleriyle partisinin temelli kapatılmasına sebep olan bir milletvekili kaç yıl süreyle bir başka partinin kurucusu üyesi ya da denetçisi olamaz. Artık partisini kapattıran bir kimsenin vekilliği düşmüyordu. Sadece 5 yıl süreyle başka partiye geçemiyor demiştik. Aham da sana bir daha soracağım birazdan bunu unutma defalarca sordu bir kenarda dursun. Peki 1982 anayasasına göre TBMM kaç milletvekilinden oluşur? Sana Anayasaya göre diye başlayan bir soru sorulmuşsa anayasanın en yeni en güncel haline göre cevap vereceksin. Anayasanın isminde yıl var diye anayasanın ta ilk ya da en eski haline döndü cevap ver demiyoruz. Buradaki 82 isim ya anayasaya göre diye başlayan bir soru varsa anayasanın en yeni en güncel haline göre cevap vereceksiniz. Tamam mı güzel arkadaşlar? Dolayısıyla mecliste şu an kaç milletvekili var son banda geldiğimizde 600 milletvekili var. Peki önemli bir soru. ÖSM'nin sorduğu bir soruyla karşı karşıyayız. Milletler arası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunması, görevi ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? Bir kere milletler arası antlaşmaların onaylanması ve yayımlanması derse onaylanması Cumhurbaşkanı'nın görevi ve yetkisi. Ama onaylanmadan önce onayının uygun bulunması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bir yetki. Burada bana diyor ki milletlerarası antlaşmanın onayının uygun bulunması görevi ve yetkisi diyor. Cevabım Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Ama onaylayan ve yayımlayanı sorsaydı cevaben Cumhurbaşkanı diyecektim. Peki güzel arkadaşım geldim bir soruya daha kanunlar aksi belirtilmedikçe ne zaman yürürlüğe girer? ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru kalıbı, düzenli olarak sorduğu bir soru kalıbı ve mevzu şu kanun görsende, kararname görsende, yönetmelik görsende, abi resmi gazetede yayımlandı, üzerinde tarih yok, aksi belirtilmedi. Ne zaman yürürlüğe girer derse, Aham da bunların hiçbirini işaretlemiyorsun. Not. Kanun. Cumhurbaşkanı kararnamesi ve hepsi yayınlanmıyor yönetmeliklerin ama yayınlanıyorsa yönetmelik aksi belirtilmedikçe yayınlandığı gün aynı gün yani yürürlüğe girer. Bunu bir postite not al. Sordu iki yıl önce. Kararnameyi sordu bu seferde Aynı gün yürürlüğe girer. Bu sefer gelecek kanunu soracak. Yine aynı gün yürürlüğe girer diyeceksin. Yönetmeliklerin tamamı yayınlanmıyor ama yayınlandı. Ne zaman? Üzerinde tarih yoksa hepsi aynı gün yürürlüğe giriyor. Ne olur? Yayınlandığı gün. Aynı gün yürürlüğe girer de. Ne olur? Aham da bu sayfayı çek. Tamam. Bu önemli bir not. Aşağıdakilerden hangisi meclisin görev ve yetkilerinden değildir? Şimdi bunları da sizlere öğretebilmek için bu tarz soruları her hafta böyle 1-2-1-2 getireceğim. Görev ve yetkilerini bilindi. diye. İşte meclis Anayasa Mahkemesi'ni üye seçiyor mu? Seçiyor. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var. 12'sini Cumhurbaşkanı, 3'ünü meclis seçiyor. Kamu Denetçiliği Kurumu 2010'da meclis başkanına bağlı kuruldu baş denetçisinde 4 yıl için gizli oyla meclis seçiyordu. Sayıştay'ın başkan ve üyelerini meclis seçer. Genel ve özel af ilanına karar verir. Hatta af çıkaracaksa meclis en az 360 milletvekilinin kabul oyu gerekir. Ama devlet denetleme kurulu cumhurbaşkanlığına bağlı. Hep karıştırırlar bunu. Kamu denetçiliği kurumu, aham baş seçiyor dedi ya, kamu denetçiliği kurumu burada. O yüzden üyelerini ve başkanını cumhurbaşkanı seçer kardeş. He at bekle. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bak kardeş. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya seçildi. 2015'te değişmişti ve sormuştu ÖSYM güncelde. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya seçildi. Kadir Özkaya kardeşler. Tamam her şeyinizi kabul ediyorum güzel kardeşim Kadir Özkaya anayasa mahkememizin başkanı bak Alper Gezer Avcı gibi o Türk astronot gibi bu da önemli bir günceldir haberin olsun aham da bunun da bir fotoğrafını çek ne olur ne olmaz kardeş çıktı bak anayasa mahkemesinin başkanını sordu biliyor musun? Peki yeniyi de sorsun diyelim. Ben sana şu soruyu sordum sınıf. Bana bu sorunun cevabını vereceksin ya. Neydi o soru? Partisinin kapatılmasına sebep olan bir milletvekili kaç yıl süreli başka partiye üye denetçi olamazdı? Bunu da yorumlara bekliyorum yorumlara. Paylaştıktan sonraki yorumlara ve artık atanın diyorum. Gelecekle ilgili öğrenciliğinize, memuriyetinize odaklanın. Alacağınız kadroya, ailevi... Değerlerinize odaklanın, ülkenize, milletinize odaklanın, küçük mevzulara odaklanmayın, küçük mevzularla uğraşmayın, olumsuza beş odaklanıp olumluya bir odaklanmayın, olumsuza bir odaklanıp olumluya beş odaklanın. Gerçekten söylüyorum, can sıkıntınızı yönetmeyi bilin kardeşler. Yani burada ne olacak, ay bittim, ay öldüm, yok hocam. Soru bankası çözüyorsunuz, yanlışlarınız çıkıyor, zaten amacınız yanlışlarınızı görmek, ay bittim, ay ben öldüm, yok hocam. Tamam Bunlar önemli. Peki bir daha ben geleyim. Heh. Valla 2000 kişiyi bulduk. Güzel bir yayın yaptık. Katılan herkese teşekkür ederiz. Sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Evet. Size zahmet olmazsa bunu paylaştıktan sonra yorumlara da atın. Size söz verdiğim gibi quiz'i yapacağım. Birazdan hikayeyi atacağım. Bunun dışında biz 500 ekibi olarak kampımızı retro kamp diye Fuzem'de açtık. Bundan faydalanabilirsiniz dileyenler. Yarın ya da en geç cumartesi sabah YouTube'da ilk kamp videom şahsi kanalımda yayınlanacak. Benim hikayemde linki paylaşacağım yarın. Takipte kalırsanız onu da izleyin. Ve sizlerin talebine göre yaptığı yorumlara göre YouTube'da kamplar yapmaya devam edeceğim ücretsiz. Daha ne eden ben? Ölen ben, ölen ben. Kurban olamazındaki dile ben. Gelin dile ben. Hepinizi çok seviyorum. Partisini kapattıran bir milletvekili kaç yıl süreyle başka partiye geçemez. Onun yorumunu da onu da yoruma cevabını bekliyorum. A ben gidiyorum. Temel hukuk kavramlarından biz belki 7-8 hafta soru çözdük hocam. Ama yine de çözerim tamam mı? 7-8 hafta soru çözdük. Hadi bakalım cevapları bekliyorum arkadaşlar ee, yorumlara beni dinlediniz vakit ayırdınız çok teşekkür ederim. Şimdi bunu paylaşıyorum bu kanalı ee, şeyi bu kaydı sizler de lütfen altına yorum yaparak bir partisini kapattıran milletvekili kaç yıl süreyle başka partiye geçemez bir cevap verin sonrasında görüşelim. Haydi Allah'a emanet kamplar derslere devam edeceğiz seviliyorsunuz.